Detuton çalışması bir grup katılımcının ve bu katılımcılara teknik destek sağlayacak olan ekibin önceden belirlenmiş bir zaman diliminde ve yerde önceden belirlenmiş olan bir veri setiyle çalışarak bir araştırmayı gerçekleştirmesidir. Dijital bir araştırma yöntemidir. Biz Çukurova sinema tarihi çalışmalarımızda Datathon'u Adana şehir merkezindeki sinema mekanlarının haritalandırılması çalışmasında kullanmak üzere düşündük ve tasarladık. Veri setini önceden hazırlamak gerekiyor. Bu bizim 3 yılımızı aldı yaklaşık olarak. 3 yıl boyunca çalıştığımız farklı kaynaklarla ve saha çalışmalarıyla Datathon çalışması sırasında kullanılacak olan verinin ön çalışmasını yaptık. 2 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Datathon çalışmasında da bu veri setiyle araştırmacılar ve katılımcılar bir gün boyunca çalışarak Adana şehir merkezinde 1902'den 2019'a kadar süren dönemde faaliyet gösteren sinema işletmelerini haritalamayı başardılar. Hep beraber başardık. Şuradan başlayalım. Saha çalışmalarımız sırasında öncül veriyi oluşturmak için bulunduğumuz konumu, enlem ve boylamı gösteren akıllı telefon uygulamalarını kullandık. Akıllı telefon uygulamalarıyla bulunduğumuz konumları işaretleyerek çalışmaya başladık. Bununla beraber de rotalama çalışmaları için ise Map by Drive gibi farklı yine akıllı telefon uygulamaları kullandık. GPX verisini üretmek için, rota verisini üretmek için. Bu şekilde derlediğimiz veri setiyle bizim öncül haritamız oluştu. Öncül haritamızı Google veya Yandex gibi dijital harita, kendi haritanızı oluşturabileceğiniz, kendi noktalarınızı, coğrafi konumları işaretleyebileceğiniz haritalar üzerinde çalıştık. Datathon çalışması sırasında da aslında katılımcılardan gelen feedbacklerle, geri dönüşlerle veya yeni mekanlara dair olan saptamaları yine bu büyük harita üzerinde çalışarak oluşturduk. Tüm çalışma sonucunda ortaya virgülle ayrılmış değişkenler olarak sınıflandırabileceğimiz, bunların uzantıları Excel'de olabilir veya CSY gibi uzantılarda olabilir veya GPX gibi uzantılarda olabilir, virgülle ayrılmış değişkenler şeklinde çıktılar oluştu. Bu çıktıları da artık farklı haritalar üzerine koyarak farklı görünümler alabiliyoruz ki bizim kullandığımız temel uygulama da ArcGIS uygulaması. Bu veriyi daha sonra ArcGIS'e transfer ederek artık yeni altlık haritalarla yeni şehir ve sinema tarihi haritalarını oluşturmaya başladık. Öncelikle şöyle, doğal olarak bu veriyle, bu biçimde çalışacak olan araştırmacıların bu tür aygıtları olan yatkınlığının olması gerekiyor. Yani dijital haritalama yapacak olan araştırmacıların dijital haritalama aygıtlarına hem sahada çalışmak için akıllı telefon uygulamalarına hem de daha sonra veriyi ya da elde edilmiş olan veriyi örneğin CSY çıktılarını başka haritalara dönüştürmek için kullanılacak olan programlara yatkınlığı gerekiyor. Fakat tüm bu çalışma dijital harita üzerinde yapılmış değil. Dolayısıyla araştırmacıların bizzat sahaya giderek coğrafyayı tanımaları da gerekiyor. Sahada uzun zaman geçirmeleri gerekiyor. Biz nihayetinde bir gün boyunca süren bir Datathon çalışmasından bahsediyoruz ve dijital haritalar ve dijital harita uygulamaları üzerine çalışmaktan bahsediyoruz. Ve ancak bu dijital haritalara hakim olmak için bizzat fiziki mekana giderek fiziki mekanda öncül saha çalışmalarını yapmak gerekiyor, tanımak gerekiyor. Bizim yaptığımız Datathon çalışmasında temel meselemiz şuydu. Elimizde listelemiş olduğumuz 140 kadar sinema salonu ismi ya da açık hava sinemasının ismi vardı. Fakat bunların sadece 110'unu haritalamış idik. Geriye kalan 30 sinema salonunun konumları çok muğlaktı. Bilemiyorduk konumlarını. 3 farklı takım halinde fakat aynı veriyle çalışıldı Datathon çalışması sırasında. Bunun şöyle bir avantajı oldu. Bir takımdan gelen konum verisini harita üzerine işaretledik. Fakat bunu farklı bir renk koduyla ve sadece bir birincil adım olarak işaretledik. 3 ayrı takımdan aynı konum geldikten sonra yerini teyitlemiş olduk. Aynı veri üzerinde farklı takımların çalışması bize verinin teyit edilmesi ya da konumların bu çalışma özelinde konumların teyit edilmesine dair bir ek araştırma yapmamızı gerektirmeyecek bir kolaylık sağladı. Biz bu Datathon çalışmasını Adana şehir merkezindeki sinema mekanlarının haritalandırılması için yaptık.
Fakat yaptığımız tek haritalama çalışması bu değil. Adana şehir merkezinin haritalanmasıyla beraber Toros Yayla köylerindeki köy sinema deneyimlerinin haritalanması veya Toros Yayla köylerinde 1960'ta 80 döneminde film gösterimi yapan, film satan seyyar sinemacıların rotalarının haritalanması gibi çalışmalar da yaptık. Dataton aslında tüm bu saha çalışmalarımıza, Çukurova bölgesinde yaptığımız ve yapacağımız çalışmalara çok iyi bir altlık veri oluşturacak, altlık harita oluşturacak. Bundan sonra yapmayı planladığımız temel şeylerden birisi insanların sinema seyir deneyimleriyle mekanla kurdukları ilişkileri bir araya getirmek. Mekan deneyimleriyle sinema seyir deneyimlerini örtüştürmek. Bu bir araştırma veya örneğin farklı mahallelerin demografik yapılarıyla o mahallelerde gösterilen filmleri veya o mahallelerde yer alan sinema salonlarının seyir politikalarını ilişkilendirmek. Tüm bu çalışmalar için insanların sinemaya gitme deneyimlerini araştıracak olan yeni araştırmacılar, başka araştırmacılar veya başka araştırmalar için bu haritalama ve rotalama çalışmaları çok iyi bir zemin oluşturacaktır. Dataton yöntemini kullanmak veya sinema seyir deneyimiyle ilgili çalışmalar yapmak için araştırmacılara şunu önerebilirim. Hakikaten sinema seyrinin mekanla olan ilişkileri çok yeni ve çok yenilikçi çalışmalara olanak sağlayan bir alan. Bu alanda çalışmak ve özellikle kitlelerin sinema salonlarıyla kurduğu ilişkileri çalışmak bize sinema tarihine, sinema geçmişine farklı perspektiflerden bakma olanağı da sağlıyor. Kendilerine sahaya çıkmaya dair korkularını, kaygılarını, çekinmelerini, atlatmalarını, sahaya çıkmalarını, sahaya yenilikçi metotlarla çıkmalarını, yeni teknolojilerden, yeni örneğin yazılımlardan uzak durmamalarını öneririm. Yine kendilerine farklı araştırma alanlarıyla ortaklık kurabilecek olan çalışma, araştırma tasarımları yapmalarını öneririm. Örneğin haritalama çalışmaları gibi, haritacılık çalışmaları gibi. Örneğin veri görselleştirme gibi tüm bunlar aslında sadece sinema seyir deneyimine dair değil, bize film estetiğine, film biçimine, içeriğine dair de daha sonrasında çok önemli çıktılar sağlayacak olan çalışma yöntemleri, yenilikçi çalışma yöntemleri ve yeniliğe çok açık çalışma yöntemleri. Tüm bunlar bize sinemanın sadece bir film üretimi olmadığı ya da bir film üretim ve dağıtım gösterim mekanizmalarından ibaret olmadığı, aynı zamanda sinemanın topyekun bir şehri deneyimleme pratiği, fenomeni olduğunu da gösteriyor ve sinemayı şehrin içindeki büyük bir sosyal kültürel yapıyla beraber inceleme olanağı veriyor. Aslında geçmişe bakıyoruz ve fakat çok yeni, geleceğe açık olan yöntemlerle bakıyoruz. Dolayısıyla bir taraftan geçmişi gelecekle tarih çalışmaları yaparak birleştirmeye çalışıyoruz ama aynı zamanda yenilikçi araçları kullanarak metodu da güncellemeye, yenilemeye ve geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Kendilerine önerim de bu bütünlüklü bakış içinde çalışmaların tasarlamaları ve yürütmeleri olabilir naçizane.